Merhaba, ben William. O gözlerde kendimi görebiliyorum. Beni ilk etkileyen de gözler oldu zaten. Siz onlara baktıkça onlar da size geri bakıyor izlenimi veriyorlar. O gözlerin içinde çok şey görebiliyorum. Çocuksu ve masum ama aynı zamanda üzgün de görünüyorlar. Empati yapabiliyorum. Bu heykelin bana ilginç gelen özelliklerinden başka biri de aynı zamanda hem insana benzeyip hem de benzememesi. Sanatçı bir ağaç parçasını alıp tam da amacına uygun olarak yontmuş ve ortaya bu heykel çıkmış. Bu arada bu isteyerek mi yapıldı bilmiyorum ama heykelin üzerindeki çatlaklar aynı gözyaşı gibiler. Sanatçı kendi yüzünü yontmuş ve ona boynuzlar ekleyerek kendi deyişiyle vahşi ve korkutucu bir hava yaratmak istemiş. Gauguin'in kendisi hakkında böyle hissettiğini düşünüyorum. Doğduğu ve büyüdüğü ülke olan Fransa'yı bırakıp Tahiti'ye gitmiş. Bu heykelle toplum içerisinde bir yabancı gibi hissettiğini vurgulamak istemiş. Bu boynuzlar aynı zamanda Tahiti'li erkeklerin de kullandıkları süslere benziyor. Bunun içinde bir canavarın boynuzlarına benzemelerine rağmen aslında o şekilde algılanmayabilirler. Merhaba, ben Keyla. Genelde insanları dış görünüşlerine göre yargılıyoruz. Ama aslında çok iyi bir insan olmasına rağmen dış görünüşü şeytani olabilir. Sanat, kalpten geçenlerin yansımasıdır ve bize dünya hakkında değişik bir bakış açısı kazandırabilirler. Sanat eserleri aracılığıyla sanatçıların nasıl düşündüklerini ve dünyayı nasıl gördüklerini anlarız.